29. mektubun ikinci kısmı olan Ramazan Risalesi'nin 7. nüktesinde geçen Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Vecizesini izah eder misiniz? Maşallah. Şimdi baktığımız vakit Ramazan-ı Şerif bize neyi kazandırıyor? Değil mi? Şimdi ömrümüz kısa diyeceksin ki ya 60, 70, 80, 90 sene nasıl kısa? Sen ahiretteki o ebedi ömürle kıyasladığın vakit hiç mesabesinde bir şey. Değil mi? Ha, demek ki ne oldu? Şu anda biz bir memur olarak düşünüyoruz. Günün 8 saatini ne yapıyor? Devlete kiralıyor, satıyor. Ya da herhangi bir işletmeye. Bakıyorsun 8-10 saat, 12 saat çalışıyor adam. Şimdi 24 saatten 8 saatini git beraber 10 saatini veren bir insan değil mi? Hemen hemen diyelim mesela ömrünün %40'ını bir yere veriyor. Kiralıyor, satıyor. Ve bunun karşında aldığı şey de bakıyorsun ki iki yakayı bir araya getiremiyor. Yani genel manzarayı söylüyoruz. Bizim şu anda dünyadaki ibadetlerimizi toplasak ibadetlerimizi ömrümüz içerisinde çok düşüktür. Değil mi? Ömrümüz içerisinde çok düşüktür. Bize verilen nimetler ve karşılık noktasına da baktığımız vakit hiç mesabesine bir şey. Yani hem dünyadaki kalbimize, ruhumuza Cenab-ı Hakk'ın verdiği o genişlik, o gıda kabrimizde Cenab-ı Hakk'ın bize vereceği o ziya olması, ışık olması, dost olması ilahir. Ondan sonra mahşerde bize şefaat etmesi o ibadetlerimizin. Ondan sonra sıratta bize nur ve burak olması. Mesela bütün bunlara baktığın vakit hepsi bir tarafa bir de cennete girdin. Ebedi bir saadet, ebedi bir cennet. Bunlara kıyasla baktığımız vakit aslında bizim yaptığımız sadece bahane olarak Cenab-ı Hak senden istiyor. Sen sadece buna layık mısın, değil misin diye Cenab-ı Hak tartıyor. Yoksa bir iş yaptığımızdan dolayı değil. Ama baktığımız vakit peki bu Ramazan bize neyi kazandırıyor? Değil mi? Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, dünya fani. Tutmayanlar da ölüyor. Bundan üç sene evvelki insanlardan da tutmayanlar vardı. Mümin, gayrimümin. Gitti mi? Gitti. İşte bu fani dünyada ne yapıyor? Baki bir ömür kazandırıyor. Değil mi? Fani ömür içinde ve kısa bir hayatta. Neyi kazandırıyor? Uzun bir hayatı bakiye tazamun eder. Demek ki ömrümüz kısa, dünyamız fani, Cenab-ı Hak ebedi bir ömür verecek, onun sıra hadsiz bir saadeti ebediye ihsan edecek. Kim kazandırıyor bunu bize? İbadetler. Ama özellikle Ramazan'ın buna çok faydası var. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan hayırlı. 83 küsür seneyi Cenab-ı Hak sadece o kadar mı? Ondan hayırlı diyor. Dolayısıyla bunun sınırı yok. Asgari, Asgari bu. Bin aydan hayırlı. Peki 2000 ay mı? Artık o senin ihlasına, senin samiyetine, senin ubudiyetine, ubudiyetteki derinliğine. Cenab-ı Hak bunlara bakıyor. Değil mi? Şimdi baktığımız vakit mesela ne oluyor mesela Ramazan'da? Ramazan'da Cenab-ı Hak bize mesela her bir harfi Kur'an için mesela bin sevap kadar veriyor. Bin sevap. Sayıl vakitlerde on sevap var. Ramazan'ın cumalarında daha fazla Kadir gecesinde otuz bin hasene. Niye otuz bin hasene? Madem ki Leyletul Kadri hayrun min elfi Bir gece bin aydan hayırlı. Bir ayda da ortalama 30 gün olduğuna göre ne oldu? Bin çarpı 30 eşittir. 30 bin. Üstadımızın matematiği de bu noktada çok mükemmel. Değil mi? Şimdi bazı cümleler var bununla alakalı izah sadedinde. Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşer bir pazar diyor üstadımız. Yani bir pazara gidiyorsun, bir fuara gidiyorsun, Eh, ahiret ticareti için muazzam bir meşher, bir fuar gibi, bir ticarethane, bir pazar gibidir Ramazan-ı Şerif. Niye? Çünkü diyorsun, senin beş kuruşunla sahir vakitlerde mesela 500 yüz lirayla alamadığın bir şeyi beş kuruşla alabiliyorsun. Böyle bir pazara herkes akın eder. Ya da sen tüccarsın, sahir vakitlerde bir yılda kazanamadığın e, karı, yapamadığın bağlantıyı, satamadığın malı bir haftalık mesela ya da birkaç günlük ya da bir günlük bir fuarda verebiliyorsan sen neyin var neyin yok satarsın. O fuarda sen yer etmeye çalışıyorsun. Niye? Bütün dünyadan insanlar gelecek. Ben de ciddi manada bağlantı yapacağım. İşte Üstadımız diyor ki bir meşher fuar bir pazardır. Kim? Ramazan-ı Şerif. Ne için? Ebedi hayat için. Ebedi hasılat için. Değil mi? Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemin. Bir tarla düşün mesela. Atıyorsun bir, sana geliyor on. Mesela bir tenekeye karşılık on teneke kazanıyorsun. Çok güzel bir şey. Normal şartlarda da böyledir hemen hemen. Ama başka bir yerde bakıyorsun ki ya öyle bir toprak, öyle bir tohum var ki o tohum, o toprağı bulsa bire yüz bin kazanır mesela. Ya da ayette o ifade eden şeyin hesabına göre. Biri 30 bin kazanıyor. Ya böyle bir şey olmaz. E bir dene. Deniyorsun hakikaten mükemmel bir şey. Dolayısıyla böyle bir şey kaçırılır mı? Kaçırılmaz. Neşfu neymai amar için bardaki ma insandır. Başka yerde de mah nisan diye geçiyor. Mah ay demektir. Nisan ayı. ma nisan da yine doğru yanlış değil. Bu da nisanın yağmuru. Nisan yağmuru. Demek ki amellerimizin ne bulması, inkişaf etmesi için Ramazan nedir? Bir Ramazan ayı, e Ramazan nedir? Bir Nisan ayı ya da bir Nisan ayında yağan o bereketli yağmur gibi. Değil mi? Evet. Bu manada baktığımız vakit mesela Ramazan'ı güzel bir şekilde değerlendirmenin e, yollarına bakmak, mümkünse işlerimizi biraz daha rahatlatmak, zayıflatmak, eksiltmek, e, ta ki kendimizi ubudiyete ve bu manadaki zikre, fikre daha ciddi manada verelim diye Cenab-ı Hak bize böyle hayli bir kapı açmış oluyor.